Merhaba, ben Erkan Uluç. Bugün sizlere kusursuz bir eyeliner nasıl uygulanır en basit tekniğiyle onu göstereceğim. Aynı zamanda herhangi bir hata yaptığınız zaman da o hatayı en basit şekliyle eyeliner'ınızı silmeden nasıl düzelteceğinizi anlatacağım. Ten makyajımızı bitirdik. Yüzü biraz renklendirdim tabii ki. Şimdi Narsin Gel Eyeliner ile en basit tekniğiyle nasıl eyeliner uygularız onu göstereceğim. Elimdeki fırça gibi şu anda E65 Sigma fırça kullanıyorum. Hafif küt ve çapraz uçlu bir fırça. Tam aynaya bakarak en önemli olan kısım, özellikle kuyruk kısmı, tek bir çizgi halinde ne kadar kuyruğu yukarıda istiyorsak, ki bunun bir sınırı var tabii ki, çok fazla yukarıya yaptığımız zaman görüntü birazcık bozulabiliyor. En başta yapacağımız uygulama bu, en basit şekliyle. Ve sonrasında ve iç kısma doğru tam kirpik dibinden, çok fazla ürün almanıza gerek yok çünkü sonrasında onu kontrol etmek gerçekten çok zor olabiliyor. Ve inceliğine karar vermemizde ilk eyeliner uygularken çok önemli. Evet, şu anda en ince uygulanabilecek şekilde uyguladım. Ve biraz daha kalınlaştırmak için şu anda bitiş kısımlarını biraz daha yoğunlaştırıyorum. Tabii ki kusursuz uygulama diyorum, fakat bazen bizim de uygulamayı yaparken eyeliner'da ufak tefek kusurlarımız olabiliyor. Eğer olursa onu da nasıl düzelteceğiz size göstereceğim. İçlere geldikçe daha deep liner gibi uyguluyorum. Böylece eyeliner kuyruk kısmında kalınlaşarak göz pınarlarına doğru inceliyor. Ve yine gözün göz pınarlarına doğru yukarıya bakarak sadece iç kısımlarına uygulayarak hem gözün mesafesini uzatabilirsiniz hem de eyeliner'ı daha bütünleşmiş olarak gösterebilirsiniz. Biraz daha dolduruyorum. Eyeliner'ın ne kadar kalın ve ince olması tamamen sizin zevkiniz. Şuradan minik diyelim ki, onu da göstereceğim dediğim için göstereceğim. Birazcık dışarıya taşırıyorum. Baktığımız zaman şu kısımda birazcık kalınlaşma oldu ve kesik kısımla birlikte eyeliner'ın formunu bozdu. NARS Formal Concealer'la düzeltme işlemini yapacağım. Kullanacağınız fırça benimkisi gibi olabilir veya ucu küçük olabilir. Biraz concealer alıyoruz. Özellikle bir ton açık tercih ettim ki tam yerini görmeniz için. Dışarıya taşan kısmını konsilerle çok hafif tam olan kısımdan dışarıya doğru çıkıyorum. Aslında bu işlem eyeliner çok iyi çekilmiş olsa bile tam dip kısmına uygulandığı zaman komple eyeliner'ı çok daha net ve kesin gösteriyor. Gözüktüğü gibi şuradaki kaçan kısmı düzelttim. Yine aynı şekilde concealer'ı istersek biraz da tam bitiş kısmından dışarıya doğru çekerek netleştirebiliriz. Bu eyeliner'ı çok daha keskin bir hale getiriyor. Çok daha net. Ve aynı zamanda eğer ki dediğim gibi bazı yerlerde bozulmalar olursa, eyeliner'ı bazen bozulma olduğu zaman şunu yapıyoruz. Bozulduğu ya da kalınlaştığı zaman tamamen kalınlaştırmaya kalkıyoruz. Kalınlaştırmak yerine doğru formu yakaladığımızda bozuk olan yerleri bu teknikle düzeltebiliriz. Uzunluk ve kısalık size kalmış. İstediğiniz kadar çekebilirsiniz, istediğiniz kadar dar tutabilirsiniz. Göz yapınızla tam uyumlu olması tabii ki çok önemli. Evet, eyeliner uygulamamızı bitiriyoruz.
en basit tekniğiyle nasıl çekebilirsiniz ve herhangi bir hata yaptığınızda nasıl düzeltebilirsiniz, onları da gösterdim. Baktığımız zaman çok basic, çok basit. İncelik ve kalınlığına ve kuyruğa kendimiz karar vereceğiz ama şu anda modelimize baktığımız zaman çizgisi tam yerinde ve tam kısımda bitiyor ama daha da uzatabiliriz. Bu tamamen kişinin kendi zevkiyle bağlantılı olarak yapılabilir.